8 yaşındaki Narin'den gelecek iyi bir haber bekliyoruz. Yeni gelişmeler oluyor her geçen dakika. Yeni bilgiler, deliller elde ediliyor. Artık o bilgiye, nihai sonuca çok yakınız. Zaten dün de Komutan Selçuk Yıldırım aynı açıklamayı yapmıştı, çok yakınız diye. Bugün yarın bir haber gelebilir diye. Şimdi hala yanıtı bulamadık ama akıllarda bir soru var. O da Narin'e ne olduğu. Başlatılan soruşturmada önemli aşamalar kat edildi. Şüpheli bulunan 8 kişiden biri gözaltına alındı. O kişi Narin'in en yakınlarından biri, 18 yaşındaki ağabeyi. Kolunda ısırık izleri vardı. Tüm dikkatler üzerine çekildi. İnceleme başlatıldı. Adli Tıp Kurumu sonucu açıkladı. O rapora göre tescillenmiş bir durum yok aslında ama ağabeyin kolundaki ısırık izi Narin'e ait değil. 'Sadece ailesinin değil, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Küçük Narin için umutlu bekleyiş sürüyor. Abi şüpheli olarak gözaltında. Kolundaki ısırık izi dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. O iz Narin'e ait çıkmadı. Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran bir anda ortadan kayboldu. Küçük kızı arama çalışmalarında 9. gün geride kaldı. En son Narin işte buradan yukarı doğru çıkıyordu. Ancak şuradan sonra görünmemişti. Çarşamba günü bu saatlerde Narin Kur'an kursundaydı ve sonrası sırra kadem bastı. 7 kurumdan toplam 1700 kişi Narin'i aramaya devam ederken soruşturma kapsamında 8'i şüpheli, 58'i tanık olmak üzere toplam 66 kişinin ifadesi alındı. O şüphelilerin arasında Narin'in 18 yaşındaki abisi Enes Güran da vardı. Şu anda Narin'in ağabeyi gözaltında, anne sorguda, birkaç farklı aile ferdi de sorguda. Birçok kişinin sorgusu devam ediyor. Ekipler her ihtimali titizlikle değerlendiriyor. Gözaltına alınan abinin kolundaki ısırıklar da dikkatleri üzerine topladı. Şu anda da sosyal medyada çok kirli bir bilgi dönüyor. Isırıkların Narin'e ait olduğuna dair sosyal medyada inanılmaz yoğun bir paylaşım var. İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Ancak abinin kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Gözaltı süresi uzatılan abi Enes Güran Diyarbakır'a getirildi. JASAD istihbarat timlerinden oluşan kayıp bulmada başarılı donanımlı ekipler var. Profil uzmanları var. Çocuk olaylarına karşı eğitimli donanımlı ekipler var. Bunların hepsi yapılan özel toplantılarla çok yönlü araştırmasını devam ediyor. Küçük Narin'i arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler gece gündüz seferber. Akıllardaki tek soru Narin nerede ve başına ne geldi? Tüm General Selçuk Yıldırım olayla ilgili detayları verdi. Binden fazla personel dışarıda dedi ve çember daraldı dedi. O çemberin daralmasına biz burada tanıklık ediyoruz. Evet, 7/24 çalışma var. Bekleyiş sürüyor. Ekipler sır perdesinin aralanması için zamanla yarış içinde. Evet, Diyarbakır'da kayıp Narin vakasında merakla bekleniyordu aslında adli tıp raporu. O rapor çıktı, Narin'in gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izi, izler incelendi. Kime ait olduğuna dair bir belirlenmişlik söz konusu değil. Burada belki kafa biraz karışıyor. Narin'e ait mi, değil mi? Bununla ilişkin bir tespit yok anlaşılan. Son bilgiler için bir Diyarbakır'a gidelim. Canan Altıntaş'a dönelim. Çünkü peş peşe açıklamalar da gelmiş. Diyarbakır Barosu'ndan da bir açıklama var. O bilgi kirliliğini en azından bertaraf etmek lazım. Çünkü gözaltındaki abi yeniden Diyarbakır yolunda, sorgusu orada yeniden mi başlayacak? Nasıl bir tablo oluşacak? Canan, önce seni bir dinleyelim. Neler yaşanıyor? Son gelişmeler neler? Biz burada şimdi bu iz, DNA incelemesi yapıldı ve Narin'e ait değil diyebiliyor muyuz? Yoksa bilirkişi raporunda bize şu mu deniyor? Bu şekilde tespit edilemez mi deniyor? Birazdan bir adli tıp uzmanı Mehmet Görgülü ile de konuşacağız ama seni dinleyelim lütfen öncelikle. Neler yaşanıyor? Osman Kenan Çapoğlu ısırık iziyle alakalı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülen Narin'in ağabeyinden alınan 20 biyolojik sürüntü farklı farklı numuneler alındı.
İddiaya göre o numunelerin yanı sıra bir de aslında İstanbul Adli Tıp Kurumu farklı bir çalışma daha yapmıştı. Çene ve diş yapısıyla alakalı. Şimdi birçok numune alındı ve araştırma yapıldı. Acaba o raporlardan birisinde mi o ısırık izinin hem narine hem bir başkasına ait olmadığı yönünde bilgi var? İşte birçok soru işareti var. Çünkü net olarak raporu göremedik. Ön raporda mı böyle bir şey var? Ama İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilgiye göre narine ait olmadığı söyleniyor ve bir başkasına ait olduğu söyleniyor. Ancak net olarak bir şey yok. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Ağız ve diş yapısı bildiğiniz gibi çocuklarda, erişkinlerde farklıdır. Ancak nasıl bir çalışma yürüttüler, o raporda neler baz alındı bunu bilemiyoruz. Saat 17'de bir açıklama yapılması bekleniyordu raporla alakalı. Onu da hala öğrenemedik. Ama şunu söyleyebilirim, ağabey Diyarbakır'a doğru geliyor. Çünkü soruşturma burada. Bu arada diğer soruşturma kapsamında araştırmalar da devam ediyor. Jandarmanın araştırması çok yönlü devam ediyor. Herkesin ifadesi alınıyor. Anne, baba ve birkaç yakını da hala ifadede. Sürekli ifadeye gidiyorlar. Bir taraftan da incelemeler ve araştırmalar da devam ediyor. Osman Kenan Çapoğlu aslında ısırıktan dolayı bildiğiniz gibi bugün sosyal medyada da çok fazla kirli bilgi vardı. Yayınlarımızda dile getirdik. Birkaç defa dile getirdik. Bu inanılmaz kirli bilgi, dezenformasyon maalesef çok fazla buradaki arama çalışmasına, buradaki emeğe biraz da açıkçası zarar veriyor. Bu yüzden bir sıkıntı var. Özellikle çünkü tüm dünyanın, Türkiye'nin gözü burada ve buradan gelecek her bilgi çok önemli. Fakat şunu söylüyoruz, biz resmi bir bilgi olmadığı sürece paylaşmıyoruz, hiçbir şeyi paylaşmıyoruz. Nihai raporu da yine İstanbul Adli Tıp Kurumu açıklayacak. Aslında o raporda gerçekten ne olduğunu yine onlar açıklayacak ama ön raporda böyle bir bilgi gelmişti. Biz de bunları paylaşmıştık. Narine ait olmadığı, herhangi bir canlıya veya farklı bir ısırığa ait olmadığı gibi birçok bilgi vardı ve biz de bunları paylaştık. Şimdi ise açıkçası rapordaki o maddeleri görmek istiyoruz. Neler var onun içerisinde? Böyle bir açıklamayı bekliyoruz. Bu arada şu anda bulunduğumuz nokta Nine'in son görüldüğü noktalardan birisi. Aslında bugün köyde de biraz daha sessizlik var. Çünkü bu gözaltı meselesi, Nari'nin ağabeyinin alınması, ısırık, bunlar biraz daha böyle köyde bir sessizliğe yol açtı. Çok fazla kişileri göremiyoruz. Ama soruşturma devam ediyor. Bundan sonraki süreçte ne olur? Yine dün tüm General Selçuk Yıldırım çember daraldı dedi. Canan, bu sessizliğin gerekçesi Dinliyorum. Olarak şunu söyleyebilir miyiz? Yani o kadar meşakkatli, yoğun, ince elenip sık dokunan bir periyot ki bu. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri, yetkililer yoğun bir trafik yürütüyorlar. Bu aşamada bu gerçekleşen olaylar, yeni bilgilere ulaşılması, delillerin toplanması, aman ben görünmeyeyim bana da bir şeyler sorarlar diye bir tedirginlik yaratıyor mu insanlarda defaatle? Çünkü emniyete, jandarma ile, kolluk kuvvetleriyle iletişime geçerken tedirgin olabiliyor vatandaşlar. Bunun gerekçesi olarak mı biz orayı öyle meydanı boş buluyoruz, görüyoruz, yoksa farklı bir sebebi de var mı bunun? Osman Kenan Çapoğlu, bir tedirginlik söz konusu yok. Ama üzüntü var. Sosyal medyadaki o paylaşımlar, net olmayan bilgilerin yayılması, bunlar aslında rahatsız ediyor biraz da. Köyde bu yüzden belki de sosyal medyaya yansımamak adına gezinmiyorlar. Bizim bulunduğumuz noktalarda yürümüyorlar. Belki de bundan kaynaklı olabilir bu sessizlik. Bir de Nari'nin abisinin
gözaltına alınması, bunlar birçok neden var bu konuyla ilgili. Bir de Türkiye'nin en kapsamlı, en büyük çocuk bulma arama çalışması yapılıyor. Türkiye'de şu ana kadar bu şekilde teknolojik imkanların kullanıldığı, bu kadar ekibin sahada ayrı ayrı birkaç özel ekibin bulunduğu bir arama çalışması yapılmış değil. Dün de bildiğiniz gibi Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıkladı, çember daraldı dedi. Bunun da birazcık aslında bekleyişi var ama en önemlisi köydeki sessizlik, bu sosyal medyadaki kirlilik, insanların paylaşımı, net bilgiler olmadan ellerine geçen her türlü videoyu paylaşmaları, asılsız ihbar yapmaları. Evet. Bunlar aslında çok daha fazla etkiliyor hem köyü hem de Diyarbakır halkını ve tüm Türkiye'yi. Çünkü insanlar gerçekten resmi bir bilgi olduğu zaman biz zaten iletiyoruz canlı yayınlarımızda, hemen yayında olmasak dahi son dakika bilgisi verebiliyoruz ama sosyal medya bu konuda özellikle birçok yerde narin tweet'i, narin bulunsun hashtagleri var. Fakat altlarda o kadar çok insanlara itibar suikastı yapıyorlar ki biz de şaşırıyoruz. Bu kadar ilginç bir konu var. Isırık meselesine gelince de Adli Tıp Kurumu'nun daha hiçbir bilgi paylaşmadan sosyal medyada işte yok narinin çıktı, yok bu kişi şöyle yaptı gibi paylaşımlar var ve çok şundan kaynaklanıyor zannederim boyutta, o asılsız. Canan, hemen bu işi sonuçlandırmak, sorumlusu, müsebbibi kimse onu bulmak istiyor kamuoyu. Kamuoyu vicdanı burada tabii biraz o bilgi ele geçmeden dahi hemen devreye giriyor. Ondan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Yine sana dönelim. Yeni gelişmeleri yine aktarmaya devam ederiz ama adli tıp uzmanı Mehmet Görgürül de bizimle birlikte. Özellikle bu ısırık meselesi. Şimdi hakikaten bir bilgi kirliliği söz konusu. Henüz raporun kamuoyuyla paylaşılmadığında göz önünde bulundurursak bu süreç nasıl işler? Evet. Bu izden narine aittir, değildir diye bir tablo şu anda mevcut durumda ortaya çıkabilir mi? Yoksa herhangi bir şey tespit edilemediği için muallakta bırakılan bir süreç midir bu? Ne zaman açıklanır? Şu ana kadar açıklanmaması bir şüphe barındırır mı? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle bazı bilgileri vermek gerekiyor. Biraz önce Canan Hanım da dediği gibi sosyal medyada çok kirli bilgilerin dolanması üzücü bir durum. Bu hem narinin ve ailesi açısından çok üzücü, hem de tüm Türkiye'nin vicdanı açısından çok üzücü bir durum. Bazı konular netleşmeden ve kesinleşmeden hiçbir paylaşımın yapılmaması gerekiyor. Kaldı ki ben bile burada, bakın, sosyal medyada çok net ifadeler kullananlar gibi ifade kullanmak durumunda değilim. Çünkü ortada net sonuçlar yok. Evet. Dolayısıyla burada çok imtina etmek gerekiyor ve dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi diş izleri bizim adli bilimlerde failde ulaşma konusunda adli odontoloji dediğimiz bir bilim dalıdır. Burada ısırık izinden hareket etmek suretiyle kişinin bulunmasına çalışılır, failin bulunmasına çalışılır. Bununla ilgili tabii o ısırık izinin bir takım kalıpları andırır, özel yöntemleri vardır. Adli tıp kurumunda bunlar yapılıyor. Türkiye'de de adli odontoloji konusunda oldukça yetişkin insanlar var ve hocalarımız var ve bu işi çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili olarak gerekli kalıplar alınmıştır. O kalıplar incelenmiştir. Kalıp esnasında yani şunlar yapılır. Bir, ısırık izinin kendi yapısı kalıplandırılır. Yani onun resimleri çekilir uygun bir şekilde. İki, şüpheli olan kişi, ki abisi diye şüpheleniyor şu anda. Evet. Burada abisinin diş izleri alınır. Bu iki iz kalıplandırıldıktan sonra karşılaştırılır ve kıyaslama yapılır. Böylelikle bu izlerin bu kişiye ait olup olmadığına dair bir sonuca ulaşılır. Tamam. Abisiyle ilgili bir veriye ulaşılabilir bu husustan yola çıkarsak. Tabii. Narin'le ilgili bir veriye ulaşılabilir mi? Şöyle, tabii burada Narin eğer diş hekimine gitmişse daha önceden şöyle bir şey yapmak gerekiyor ki diş hekimi arkadaşlarımız da bunu özen gösterirlerse çok iyi olur. Kendilerine gelen, özel veya genel hiç fark etmez, kendilerine gelen bütün hastaların dişle ilgili muayene bulgularını bir şekilde muhafaza etmek durumundalar. Hmm. Dolayısıyla eğer narin kızımız da bir diş hekimine gittiyse ve bu diş hekimi arkadaşımız da elde etmiş olduğu bulguları kaydetmişse, böylelikle narinin de diş izleri konusunda bir fikir ortaya koymak tabii ki mümkün olabilir. Ama bunu bilmiyoruz. Bunu tabii aile söyleyecektir. Dolayısıyla
abisindeki ısırık izi abisine de ait olabilir. Çünkü şöyle bir iddia vardı. Çocuk kendini ısırıyormuş. Yani evet. Olabilir. Bu konuda bir şey söylemek zor. Psikolojik olarak etkilenmiş olabilir. Veyahut da çok kızdığında veya belki Nari'nin kaybolmasını çok üzülmüştür. O üzüntüden kaynaklı olarak kendine zarar verme davranışı. Amcasının zaten o minvalde bir açıklaması var. Evet. Dolayısıyla Nari'yle ilgili olup olmadığı konusunda bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Çünkü Nari'nin dişleriyle ilgili bir kaydın olması gerekiyor. Eğer o kayıt daha önce bir ya da şöyle değil mi Sayın Görgülü? Başka birine aitse de o kişiyle ilgili bir kaydın mı olması lazım? Başka birine aitse ya da başka bir şeye aitse o bulunabiliyor mu? O da çok zor anladığım kadarıyla. Tabii. Şöyle biz adli bilimlere DNA için de aynı şeyler geçerli. Kıyaslama materyali veya karşılaştırma materyali deriz. Yani ortada bir DNA elde ettik veyahut da bir diş izi elde ettik. Bunu kime ait olduğunu ortaya koyabilmek için kime ait olduğunu düşündüğümüz şüphelilerin, diş izlerinin veyahut da buluntularının olması gerekiyor. DNA'da da aynı. Yoksa elimizde bir DNA var, onunla bir iş yapamayız ki. Doğru. Onu kıyaslayacak şüpheli insanların da DNA'sı elde bir veri olacak önce. Diş doğru. Evet, bir verinin olması gerekiyor. Peki. Şunu sorayım, az önce sordum ama ona bir yanıt vermediniz. Belki de orada es geçtik. Süreç çabucak değerlendirilen bir süreç mi olur? Elde veri var veya yok. Buna ilişkin tespit çok çabuk sağlanır mı? Henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için bunu soruyorum. Şimdi bu çok çabuk bir şekilde paylaşılabilir ama burada çok hassas bir durum söz konusu. Tüm kamuoyunun, ülkemiz kamuoyunun da ilgilendiği bir durum söz konusu. Dolayısıyla adli tıpın burada çok incelikli davranması gerekiyor. Elbette ki bir ön görüş vardır. Yani o elde edilen izden, bu izin narin kızımıza ait olma ihtimali diyelim. Ait olduğuna dair bir şey söyleyemiyoruz ama ait olma ihtimali veyahut da abinin kendisine zarar vermek amacıyla yaptığından dolayı abiye ait bir diş izi olma ihtimaline dair adli tıpın şu anda bir öngörüsü vardır. Ama bunu kesinleştirdikten sonra açıklayacaktır. Sanıyorum birkaç gün içerisinde, çok uzun olmayan bir süre içerisinde bu açıklanacaktır. Peki. Canan, orada şimdi sen az önce dile getirdin. Köy halkı, oradaki hane sakinleri dışarı çıkmaktan imtina ediyorlar diye. Nasıl bir hava hakim? Yani çünkü ortaya çıkan son tablo şimdi abinin tekrar Diyarbakır'a getirilmesi. Bu arada abiyle ilgili soruşturma ne aşamaya gelecek? Onunla ilgili bir done var mı elimizde? Onu da alalım lütfen senden. Oradaki son atmosferi de bizimle paylaşırsan çok sevinirim. Gözaltı süresi devam edecek anladığımız kadarıyla Cuma gününe kadar, yanlış hatırlamıyorsam lütfen beni düzelt hatalıysam. Ne olacak o süreçte? Osman Kenan Çapoğlu abi kuvvetli şüpheyle gözaltına alınmıştı. Adli kurumun, İstanbul Adli Tıp'ın açıklayacağı o rapor da çok önemli. Geniş kapsamlı rapor. Ön raporda evet bu ibareler var ama geniş kapsamlı raporda ne açıklayacak? Tabii bundan sonraki süreç önemli. Bizim şu ana kadar resmi olarak ağabeyin gözaltında kalacağı ya da devam edeceği gibi bir resmi bilgi yok elimizde. O konuda henüz resmi bir bilgi gelmedi ama gözaltı süresi uzatılmıştı. Tabii ki İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak işte o rapor önemliydi. Bundan sonraki süreci de yine araştırmayı yapan o özel eğitimli jandarma ekipleri araştıracak. Ona göre bir karar verecek savcılığa ve savcılık sonraki aşamada serbest mi kalacak ya da gözaltı süresi uzayacak mı, devam edecek mi? Onu şu anda tam olarak resmi olarak bilemiyoruz açıkçası. Köy halkına gelince açıkçası köydeki insanlar en önemlisi işte bu yapılan sosyal medyadaki açıklamalar ve gözaltı süreci, bunlar aslında biraz daha böyle daha ön planda olan, yürüyen köy halkını da biraz rahatsız etti. Evin içerisinden bir kişinin gözaltında olması, ısırık olması. Biraz da bu konulardan dolayı açıkçası rahatsızlar. Üzgünler daha doğrusu. Tabii onlar da merakla bekliyorlar. Ne olacak? Bundan sonraki süreçte ne olacak? Çünkü ama şöyle bir durum da var. Osman Kenan Çapoğlu, herkes şüpheli. Onlar da şüpheli. Köyde bulunan herkes şüpheli. Bu yönlü çalışma var. Yani jandarma işte şu böyle, bu böyle demiyor. Jandarmaya göre bu köyde yaşayan, gelen, buradan geçen,
Araştırmalar da bu yönde ilerliyor. Herkes şüpheli. Peki. Tabii delil topluyorlar. İşte 3 laboratuvarda deliller inceleniyor. Hem Van Kriminal, hem İstanbul, hem de Ankara'da. Soruşturma, araştırma devam ediyor. Dileğimiz güzel bir haber vermek. Bugün 9. gün Osman Kenan Çapoğlu. Doğru. Söyleyeceklerimiz bu kadar.